Ton TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Yerel seçim 2019 programı ile sizlerle beraberiz. Biliyorsunuz ki seçim süreci, seçim sonuna kadar yerel seçim 2019 programımızda belediye başkan adaylarımızı konuk etmeye devam edeceğiz. Süreç içerisinde seçim sonuna kadarki dönemde. Sevgili seyirciler, bugün yine stüdyoda çok önemli bir konumuz var. Hemen Çanakkale merkezin yanı başında çok güzel bir ilçe. Lapseki Belediye Başkanı ve aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi Lapseki Belediye Başkanı adayı Sayın Eyüp Yılmaz stüdyo konuğumuz. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz programımıza. Çok şirin bir ilçe dedik, hemen yanı başımızda dedik. Çok da yakınsınız aslında Çanakkale merkeze. Çok da güzel, böyle sahil şeridi de olan, hatta sizin özellikle sahil projelerinizde de ciddi derecede daha da güzelleşen bir... Onda iddialıyız. Evet. Gidip gezmeyenler varsa da sevgili seyirciler... çok da yakın, yaklaşık bir 25 dakika falan sürüyor herhalde arabayla. Gidip bir Lapseki sahilinde dolaşırsanız hem Eyüp Başkan'ın yapmış olduğu çalışmaları görürsünüz, hem de güzel bir deniz havası almış olursunuz. Orada çay içecek yerler de var. Mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum ben. Ben gittim çünkü çok da güzel görüntüler var orada. Hemen soralım başkanım. Seçim dönemindeyiz. Evet. Yoğun da bir çalışma vardır mutlaka. Çalışmalar nasıl gidiyor Lapseki'de? Seçim çalışmaları. Evet. Ben öncelikle bizleri davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizleri izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tabii 31 Mart seçimleri nedeniyle yoğun bir tempo içerisinde hep birlikte çalışıyoruz. Ekiplerimizle beraber, arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir tempo dönemine girdik. Çok da az kaldı zaten. 17 günlük bir zaman kaldı. Evet. Ama hazırlıklarımız tamamdı. Bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam ettiği gibi hem bir taraftan yeni projelerimizi tanıtıyoruz, hem vatandaşımızın ayağına gidiyoruz. Herkesin esnafımızı ziyaret ediyoruz. Çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Evlerde kadınlarımızı ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimiz devam ediyor. İşte burada amaç bugüne kadar yaptıklarımızı, bundan sonra yapacaklarımızı vatandaşa bir şekilde aktarabilmek. Zaten seçim süreçlerinde bunlar yapılıyor. Onların gönüllerine girebilmek önemli. Onların gönlünü alabilmek önemli. Bugüne kadar ki her şey elbette ki dört dörtlük olmayabilir. İnsanlara işte bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bu süreci az kaldı. Öyle tamamlayacağız inşallah. Evet. Çok yoğun olduğunuzun farkındayız. Hemen siz isterseniz 5 sene önceye getirelim. O zaman da seçildiniz ve göreve yeni başladınız. Tabii bir belediye başkanı olmanın da ağır bir yükü var aynı zamanda. Evet. O dönem Lapseki Belediyesi'nin ve Lapseki'nin durumu nasıldı? Bir 5 sene doğru böyle bir geriye gitseniz de o dönemin bir fotoğrafını çekseniz de onu anlatsanız bize. Evet, çok önemli. 5 sene öncesine gittiğimizde gerçekten Lapseki şehircilik anlamında ve hizmet anlamında diğer ilçelere bakıldığında, hele hele batıdaki bir ilçe bazında, denizin kenarında güzel bir ilçe ama hizmet anlamında çok geri kalmış bir ilçeydi. Maalesef temel sorunlarını çözememişti. Epey sıkıntıları vardı. Bu sıkıntıların giderilmesi için normal yürüyerek bilen yetişmeniz mümkün değildi. Koşmamız gerekiyordu. Tabir caizse uçmamız gerekiyordu. Biz de bu 5 yıllık dönem içerisinde çok hızlı koştuğumuzu, uçtuğumuzu düşünüyorum. Gerçekten temel sorunlar bir belediye başkanı için en zor olan konulardır. İşin gerçeği bu. Belediye başkanlarını genelde altyapıya çok fazla girmek istemezler veya girdiğinde çok sıkıntılar olur. Çünkü vatandaşın kapısının önünü kazıyorsunuz, sokağını kazıyorsunuz, caddesini kazıyorsunuz, pazar yerini kazıyorsunuz. Her taraf kazılıyor. Hatta birkaç defa kazılıyor. İşte su için ayrı kazdık, suyu bağlanması için ayrı kazdık. Belki elektrik için bir daha kazıldı. Evet, elektrik bazı yerlerde elektrikler yer altına aldı. Telekom onun için kazdık. Telekom için ayrı. Efendim, en son kanalizasyon için ayrı, kanalizasyon bağlantısı için ayrı. Hayır, en son doğalgaz bağlandı, doğalgaz bağlantıları için ayrı. Tabi bunlar çok kolay işler değil. Vatandaşımız ister istemez zaman içerisinde tepkiler gösteriyor. Ama sağ olsun Lapsekililer çok sabrettiler. Bu konuda bize anlayış gösterdiler. Allah'a şükürler olsun ki bundan bir yıl öncesinde biz bütün işlerimizi bitirdik. Bütün altyapıyı bitirdik. Ve şu anda üzerinde taşını da tamamlamış olduk. %99 tamamlanmış oldu. Tabi bu önemliydi. Ama esas soruna gelecek olursak
Lapseki'nin sorunu temel sorundu. Temel sorun dediğimizde, bakın Lapseki'de sular çamurlu akıyordu. Arıtma yoktu. Kanalizasyonlar denize akıyordu. Arıtma yoktu. Doğal gaz yoktu. Hizmet binası yoktu. Kültür merkezi yoktu. Düğün salonu. Yani ne aklınıza geliyorsa Sayın Cumhurbaşkanı. Sahilde de çok böyle bir düzenleme. Sahilde oturup çay içebileceğiniz yer yoktu. İnsanlar sahilden kopuktular zaten. İnsanlar sahili biz geldikten sonra öğrendiler. Yani o tesislerin, sosyal tesislerin, iki tane sosyal tesisin yapılması, bunlar çok önemli şeyler tabii. İnsanlar akşam yorgunluklarını gidermek için sahile inip bir çay içebiliyorlarsa, aileleriyle, sevdikleriyle oturup sohbet edebiliyorlarsa, elbette ki insanlar için bu mutluluk. Evet. Bunları bir şekilde yerel yönetimler altyapısını yapması gerekiyor, altlığını hazırlaması gerekiyor. Bunun için de çok çalışmak gerekiyordu tabiri caizse. Elbette ki bunların hepsinin bir anda yapılması, bir dönemde yapılması hem avantaj hem dezavantaj. Şöyle avantaj, suları yaptık, su şebekeyi komple değiştirdik, suyunu getirdik, kanalizasyonu yaptık, kanalizasyonun bağlantılarını yaptık, doğalgazı yaptık. Bunları hepsi her dönem birer tane yapılmış olsaydı her dönem kazılacaktı. Ama biz şöyle yaptık, bir dönemde hepsini yaptık, bir defa kazdık ve kapattık. Vatandaşımız bir yıl, bir buçuk yıl kadar bir sıkıntı çekti. Onun haricinde tabii kolay değil. Yani vatandaşımız yağmur yağıyor, çamur oldu. Çamur oldu. Güneş çıkıyor, toz oluyor. Toz oluyor. Bunları bu sıkıntıları hep beraber yaşadık. Biz de yaşadık, Lapseki'de. Ki vatandaşlarımız da yaşadılar ama sabrettiler. Şu anda da biz çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırladık. Lapseki gerçekten bu bölgenin hele hele 1915 köprüsüyle beraber, Boğaz Köprüsüyle beraber bu bölgenin parlayan yıldızlarından bir tanesi olacak. Biz bu hazırlıkları muhakkak yapmalıydık. Önümüzdeki dönemler içerisinde artık Lapseki'nin nereye gideceğini çok kestiremiyoruz açıkçası. Evet. Onun için bu altyapıyı tamamlamamız gerekiyordu. Biz altyapısıyla, üstüyle, birçok diğer projeleriyle birlikte, sosyal projeleriyle birlikte ve kültürel projeleriyle birlikte güzel bir dönem geçirdiğimizi özetleyebilirim bu haliyle. Evet. Başkanım, şimdi az önce ifade ettiniz, hep yoktu dedi. Şimdi bunların hepsi oldu. Evet. İsterseniz bu 5 yıl boyunca ne gibi proje ve yatırımlar yaptınız? İsterseniz yavaş yavaş ona geçelim. İlk konu yine sizin üzerinde basa basa anlattığınız gibi altyapı çalışmaları. Evet. Kanalizasyon hattı, yağmur suyu hattı, içme suyu hatları falan çok ciddi derecede çalışmalar vardı. Bunlardan yavaş yavaş bize altyapı çalışmalarından böyle tane tane bahsedebilir misiniz? Neler yapıldı Lapseki'de altyapıyla ilgili? Evet, öncelikle şöyle söyleyeyim. Sudan başlayalım isterseniz. Evet. Lapseki'de gerçekten sular çamurlu akıyordu. Beyaz gömlek giyemezdiniz Lapseki'de. O kadar kötüydü. Evet, bu şekildeydi. Kahverengi akıyordu sular sürekli. Ha, bunun öncesinde arıtma konulabilirdi, konulamazdı. Bunlar tartışılır. Sular o dönemde kuyulardan basılıyordu. 5 tane kuyumuz var. Bu kuyulardan basılıyordu. Arıtmasız olarak verildiği için aynı şekilde şebeke de eski pik borular ve asbest borulardı. Bunlardan kaynaklanan... Asbest de sağlığa da çok tehlikeli. Sağlığa zararı var. Zararlı bir... Biz bunların hepsini değiştirdik. Evet. Yeni sistem borularla, artık 100 yıl ömrü olan borularla bunları değiştirdik. Şimdi öncelikle barajımız bizim yeni bir baraj, Bayramdere Barajı. Bayramdere Barajı'ndan 22 kilometre mesafeden Lapseki'ye temiz suyu getirdik. Yeni depolar yapıldı, depolar yeni. Arıtma yeni, şebeke yeni. Bakın hepsi yeni. Yani suyu Bayramdere'den aldık, yeni bir hatla getirdik, hat yeni. Depolar yeni, arıtma yeni, verdiğimiz şebekeyi komple değiştirdik, şebeke de yeni. Boruları yani, değişti çünkü hepsi. Komple değişti. Komple değişti. Lapseki'nin içerisindeki bütün borular değişti. Bunlar önemliydi. Eğer bunları yapmasaydık sular yine kirli akardı. Kaldı ki o dönemki sularla bu dönemki suları da çok karşılaştırmak mümkün değil. Yani gerçekten şu anda çeşmelerimizden billur gibi sular akıyor. Vatandaşımızın da çok memnun olduğunu görüyoruz şu anda. İçilebilir kalitede su akıyor gerçekten. Bunları yapmamız gerekiyordu. Zaten bazen ben diyorum, Lapsekililere bu yaptıklarımız lütuf falan değil. Bunlar zaten bizim görevimiz. Bunların yapılması gerekiyor. Yani kimseye, Lapsekililere bunların lütuf olduğu için falan söylemiyoruz.
Ama bunları da anlatmamız gerekiyor vatandaşa. Nereden nereye geldiğimizi, hangi durumdan hangi duruma geçtiğimizi vatandaşın görmesi açısından da bunları anlatmamız gerekiyor. Yani bizim hatırlatmamız gerekiyor. Elbette. Bir de ben hep programın başında sohbet etmiştik. Siz de aslında ifade ettiniz yani belediye başkanları için altyapı çalışmaları çok ciddi derecede sıkıntılıdır. Neden? Çünkü milyon TL'leri toprağın altına gömersiniz. Bu belediye başkanları için çok sıkıntılı bir durumdur. Çünkü görünen bir şey yok. Hepsi toprağın altında. Evet. Şimdi suyla ilgili tamamen artık şu anda evlerimizden billur gibi su akıyor. Suyla ilgili Lapseki'nin bir sıkıntısı kalmadı. Arıtmalı su veriliyor. Şimdi ikincisi kanalizasyona geçelim. Kanalizasyon da aynı şekilde. Kanalizasyon evet. Lapseki'de biz gelene kadar bütün hepsi denize akıyordu. Kaldı ki denizin kenarındayız. Biz orada denize giriyoruz. Sahil var bir de değil mi? Evet. Güzel bir sahilimiz var. Ama maalesef denize girdiğimiz yere kanalizasyonlar akıyordu. Bu böyle olmamalıydı. Lapseki'nin 50 yıllık, 60 yıllık o demin bahsettiğim pik borular falan da asbest borular da hep çok uzun yıllar 50 yıllık, 60 yıllık borular. Onların hepsini değiştirdik bitti. Evet. Kanalizasyonda da aynı şekilde. Kanalizasyonda da 50 yıllık bir sistem var. Eski bir sistem var. Artık bitmiş bir sistem var. Zaten denize akıyor. Denize akan sisteme sistem diyemezsiniz yani. Onlar hepsi iptal edildi. Tamamen yeniden kanalizasyon sistemleri çekildi. Bu kayıp kaçağı da önlemiştir. Yani hepsini bu kadar çok önledi. Elbette ki yani suda da aynı şekilde, kanalizasyon da aynı şekilde. Ve en önemlisi de bunların hepsi belirli merkezlerde toplanıp arıtması da yapıldı. Kanalizasyonun da arıtması yapıldı. Bu da çok önemli. Atık su arıtma. Evet, su arıtma yapıldı. Ve bütün sular, Lapseki'deki bütün katı atıklar toplandıktan sonra, bir yerde toplandıktan sonra bunlar arıtmaya basılıyor. Arıtıldıktan sonra denize veriliyor. Yani bu da çok önemliydi. Hem çevre kesinlikle temizliği açısından, hem denizin deniz temizliği açısından, insanlarımız açısından elbette ki önemli. Mesela Lapseki'de bundan önce sahile oturduğunuzda, lodos havalarda sahil kokardı. Şimdi artık öyle bir şey yok. Çünkü kanalizasyonu direkt veriyordunuz direkt daha önce. Veriliyordu daha önce. Bir şey yok. Evet. Direkt veriyordunuz. Sizin oturduğunuzun yan tarafına kanalizasyon akıyordu. Şimdi bu sistemler tamamen kalktı artık. Allah'a şükürler olsun ki Lapseki'de doğal gazıyla, kanalizasyonuyla, suyuyla gerçekten altyapıyı tamamlamış olduk. Şimdi doğal gaza geçelim isterseniz. Tabii, buyurun. Şimdi belki Lapseki'nin bu dönem içerisinde, geçtiğimiz dönem içerisinde su kanalizasyon yapılabilirdi. Bunları yapabilirdiniz. Ama doğal gaz çok zordu. Gerçekten çok zordu. Çünkü Bakanlar Kurulu'nun bir kararı vardı. Bu karar üzerinden nüfusu 10 binin üzerinde olan ilçelerde elektrik abone sayısının %60'ı kadar kişi abone olup o dönem yaklaşık 4'er 100 lira, 398 küsür lira evet, paranın bankaya yatırılması gerekiyordu. 4000 kişi bulacaksınız. 6000 küsür kişi var. 4000 kişi bulacaksınız. 4000 kişilik parayı da bankaya yatıracaksınız. Veya 4000 kişi şahıs olarak bankaya yatıracaklardı. Ama biz onu öyle yapmadık. Biz sadece bu 4000 kişilik bir abone yaptık. Taahhütname aldık onlardan. Birer imza aldık. Biz onların adına kredi kullandık. Bankaya 4000 kişinin parasını yatırdık. Ve Lapseki'ye... Yani çok büyük bir iş başarmışsınız o zaman. Tabii ki öyle. Yoksa doğalgaz gelmezdi Lapseki'ye. Evet. Yani 12 binlik bir ilçeye hususi doğalgaz gelmesi sadece o ilçe için doğalgaz gelir mi? Bakın araştırın çok zor bulursunuz. Ama yanından hat geçiyordur, ana hat geçiyordur, bana bırakılır bunlar yapılabilir. Ama Lapseki'ye hususi doğalgaz çekildi. Kemerden 42 kilometre mesafeden doğalgaz çekildi. Bu önemli bence. 42 kilometre boyunca doğalgaz borularının döşenmesi anlamına geliyor. Tabii doğalgaz boruları oradan alındı, ana hattan alındı. Evet. Lapseki'ye kadar getirildi. Kaldı ki ikincisi de yapıldı. Bir de Çan'dan gelen hattan alındı ve artık Çanakkale'ye de faydası var, bize evet, de faydası var. Ring şeklinde olmuş oldu. Artık Çanakkale sadece Çan tarafından gelen hattan değil, aynı zamanda Biga tarafından gelen hattan da doğalgazı alacağı için burada da bir doğalgaz kesintisi herhangi birisine arıza olduğunda olmayacak demektir. Alternatifli olmuş oldu. Bu ring önemlidir çünkü. Bir de temiz bir yakıt, onu atlamayalım. Çok hava kirliliğinin önlenmesi açısından çok ciddi faydası olduğunu düşünüyorum ben. Gerçekten çok farklı bir şey. Mesela bugün vatandaşları dolaşırken bir kahveye girdik. Kahveciye sordum doğalgaz aldın diye. Aldım tabii dedi. Nasıl durum dedim. Hem ucuz. Evet başkanım dedi. Ben dedi en az 6 tane ayda tüp kullanıyordum dedi. Evet. Bu ay 127 lira geldi bana dedi. 6 tüpün fiyatını hesaplayın.
Bu ay 127 lira doğalgaz parası geldi dedi. 150 liradan hiç fazla da ödemedim dedi. 3 aydır kullanıyorum. 150 çok da memnunlar o zaman yani, değil çok mi? Çok memnunlar. Mesela bir daha bir şey anlatacağım. Geçen akşam bundan 15 gün falan önce bir ablamız arıyor. Diyor ki ben saat 11.30'da arıyor. Ben diyor 76 yaşındayım diyor. Hayatımda hiç kaloriferli evde oturmadım diyor. Evimize kalorifer döşettik. Bugün doğalgazımız açıldı. Evin her tarafı şu anda sıcak diyor. Evet. Ocağımızda doğalgaz yanıyor diyor. Ve sıcak suyumuz da akıyor diyor. Hayatımın bundan sonra kalan bölümünde sobayla uğraşmayacağım. Külle uğraşmayacağım. Odunla uğraşmayacağım. Sizden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyor. Bakın bundan güzel bir mutluluk yok. Kesinlikle. Gerçekten yani. Bunda, 76 yaşındaki bir ablamız bunu söylüyorsa bundan güzel bir mutluluk yok. Yaptığınız her şeyin bir anda her şeyin semeresini görmüş oluyorsunuz. Bir Allah razı olsun olayı bize yetiyor. Demin de dediğim gibi zaten bunlar bizim görevimiz, yapmamız gereken. Ama tabii ki işte bu kadar 4000 kişinin parasının yatırılması, bunun BOTAŞ tarafından ihalesinin yapılması, Lapseki'ye doğalgaz gelmesi bunlar güzel şeyler. Taşın altına elinizi koymazsanız veya vücudunuzu koymazsanız bu işleri yapamazsınız. Karşıdan bakmakla veya o koltukta oturmakla bu işler olmaz. İşin gerçeği bu. Bu koltuklar bize emanet. 5 yıllığına vatandaş diyor ki size 5 yıllığına buna emanet ettim. Ama bize söz verdiğin işleri yapacaksın diyor. Biz de Allah'a şükürler olsun. Söz verdiğimiz işlerin %90'ını yerine getirdik. Birkaç tane problemli şey var. Onları ben vatandaşlarıma neden yapamadığımızı zaten anlatıyorum. Kapalı pazar yeri var mesela. Neden yapamadığımızı anlatıyorum. Bunlar bence çok önemli şeyler. Vatandaşa verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Yoksa o koltuğa geçip de 5 yıl otur kalk git değil. O süremiz içerisinde üzerimize ne görev düşüyorsa elimizden gelenin çok fazlasını yapmak mecburiyetindeyiz. Kaldı ki baştan söylemiştim. Lapseki çok geri kalmış bir ilçeydi. Gerçekten şu sorunlardan sonra bundan sonraki işleri Lapseki'nin daha kolay. İşimiz bundan sonra daha kolay. Bunlar zordu. Zor olanı atlattık. İnşallah bundan sonraki dönemde çok daha rahat hareket edebiliriz. Lapseki çok daha farklı yerlerde görebilirsiniz bundan sonra. Altyapıyı da konuşuyorduk ya başkanım. Yani altyapıda ciddi derecede de bir maliyet de söz konusu demiştik. Bu, o zaman bundan sonraki dönemde altyapıya harcanan ciddi derecede fazla para da belki Lapseki'nin diğer işleri için harcanacak ve çok daha güzel şeyler ortaya çıkacak belki. Elbette ki. Şimdi altyapı gerçekten hem insanları yoruyor, hem bizi yoruyor, hem de maliyet olarak çok fazla maliyeti var. Mesela bu ilk altyapı çalışmalarında mesela 35 kilometre kanalizasyon hattı döşenmiş. Evet. 1725 metre yağmur suyu hattı, 48 tane yağmur ızgarası. Bunları topladığımızda toplam maliyet ya 20 milyonu falan buluyor ki bunların tabii, çok büyük bir bölümü evet. Hibeyle de gelmiş. Tabii. Şimdi bunların zaten %50'si hibe. Evet. Suda da SUKAP hibeleri var bunların. Evet. %50'si hem kanalizasyonda hem suda hem şebekede. Şebekenin %75'i hibe. 6 milyon 250 bin liraya 6 milyon 250 bin liraya ihalesi yapılan şebekenin, Lapseki'nin içindeki şebekenin bize maliyeti 1,5 milyon oldu. 1,5 milyona yaptırdık. Çünkü boruları da hibe aldık biz. Bütün boruları hibe aldık. Harika olmuş. Çok güzel olmuş. Bu arada tabii içme suyu arıtma tesisi, bendeki fiyat, şeyler maliyetler yanlış mı bilmiyorum ama evet. 15 milyon 296 bin TL evet, içme suyu arıtma tesisi. %50 hibelerini bunların düşülerek yapılacak. Evet. O atık şekilde. Su arıtma tesisi aynı şekilde 9 milyon evet. TL'ye. Bunların hepsini yaptınız. Dediğim gibi artık altyapıyla ilgili bir sorun kalmadı. Başkanım şöyle söyleyebilir miyiz? Bu yapılan çalışmalar ve bu kadar para harcaması, bu kadar zahmet, Lapseki'de de çok zahmet çekti. Siz de ciddi derecede bir efor sarf ettiniz bununla. Hem maddi hem manevi belki. Bir Lapseki'nin artık altyapı konusunda bir 60-70 yılı artık herhalde bir sorun çıkarmaz gibi gözüküyor. Elbette ki nüfus artışına bağlı o. Evet. Şimdi sadece şu andaki mevcut imar alanımız içerisinde her yere altyapı götürüldü. Kanalizasyon götürüldü, su götürüldü, doğalgaz devam ediyor. Bu sene içerisinde devam edecek. Doğalgaz bu sene hem Dalyan Mahallemize hem Macir Mahallesi tarafına yapılmayan yerlere, Mezarlık Mahallesi taraflarına oralara bu sene çalışmalar devam edecek. Ama genel olarak baktığımızda bunların maliyetlerinin yanında belki
yapılabilmesi çok önemliydi. Bakın. Kesinlikle. Şimdi evet, elbette bir maliyeti olacak. Her şeyin bir maliyeti var. Yani. Her şeyin bir maliyeti var. Her şeyin bir fiyatı var. Ama bunların yapılabilmiş olması çok önemliydi. Ve en önemlisi, ben ondan çok mutluyum. Hepsinin bir dönemde yapılmış olması, bir defada kazılmış olması bence çok önemli. Lapsekiller açısından da çok önemli olmuş. Çok önemli. Tabii her sene veya her dönem bir yerler kazılması gibi olmayacak artık. Şimdi artık bundan sonra nüfusa göre 50 bin nüfusu olana kadar hiç sorun yok Lapseki'nin şu anda. Nüfus 50 bine gelene kadar hiç sorun yok. Kaldı ki şu anda altyapı yapmak önemliydi ama üzerinin taşını ve kaplamasını da yapmak önemliydi. Evet. Mesela 350 bin metrekare taş yapmışız. Basit bir şey değildir. 350 bin metrekare Lapseki'ye taş yapmışız. 55 bin metrekare asfalt yapmışız. Bunlar önemli rakamlar. Bakın bunları paraya vurduğumuzda... Üst yapıda altı bitirdiniz. Şimdi üste geldin. Üste neler yaptık üstte, diyecektim. Evet. Siz hemen bilgi verdiniz o konuda. Öncelikle yapmamız gereken zaten üzerin taşının kaplanmasıydı. Vatandaşı çamurdan, tozdan kurtarmamız lazımdı. Evet. %99'u bunun da tamamlandı. %99 tamamlandı. Yani 350 bin metrekare taş yapmışız. 55 bin metrekare asfalt yapmışız. Bunları tamamlamışız. Şunun maliyeti hesapladığınızda gerçekten Lapseki Belediyesi'nin bütçesinden bunları karşılayabilmek mümkün değil. Ama mesele gidip bir şekilde bunlara hibe bulmak önemli. Allah'a şükürler olsun. Bakın ben bir şeyi hatırlatacağım. Yarın 14 Mart. 14 Mart Tıp Bayramı. Evet. Tüm çalışanların, sağlık çalışanların tıp bayramını buradan kutluyorum. 2015 yılında tıp bayramında buraya Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Çanakkale'ye. Çanakkale'ye geldiğinde Lapseki'yi ziyaret etti. Biz bunu unutmamız mümkün değil. Onun için 14 Mart tarihi, 2015 tarihi bizim için çok önemli bir tarihtir. Sayın Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde kendilerine verdiğimiz briefingde gerçekten Cumhurbaşkanımız çok üzülmüştü. Niye? Batıda bir ilçe, denizin kenarında bir ilçe bu kadar geri kalmış olmamalı demişti. Bu çok önemliydi. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söylemişti. Demişti ki bu ilçeye destek olmak gerekir. Biz, Allah razı olsun, bize çok destek olan oldu. Biz çok hibe aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söylemesi bizim için bir yerde onurdu. Bu ilçeye destek olunsun denmesi. Allah razı olsun. Milletvekillerimiz olsun, bakanlarımız olsun, hükümetimiz olsun bize çok büyük destek verdiler. Evet. Bu desteklerle. Yoksa Lapseki Belediyesi'nin bütçesiyle bunları çözebilmek mümkün değil. Üzerinin taşını yapamazsınız. Şu 350 bin metrekare taşla asfaltı hesaplayın. Yaklaşık 20 milyon paradır. Yaklaşık 20 Kesinlikle. Milyon paradır. 20 milyon bizim zaten gerçekleşen bütçemiz. Geçen yıl gerçekleşen bütçemiz 28 milyon. 28 milyon gerçekleşen bütçemiz var. Buradan taşa pay ayıracağım, oraya pay ayıracağım derseniz çok zor. Yapamazsınız. Bir şekilde hibeler bulmanız gerekir. Projeler yapmanız gerekir. Projelere destek almanız gerekir. İşte biz bugüne kadar hep bunu yaptık. Çok da iyi yaptınız belli evet. oluyor yani şu hesaptan da. Evet. Projeleri götürüyorsunuz, evet. projeye destek var. Projeyi götürürseniz destek alırsınız. Yoksa bu koltukta oturmakla kimse getirip size parayı masanın üzerine falan koymuyor. Böyle da, bir şey yok. Ya da belediyenin kendi öz kaynaklarıyla bu çalışmaların yapılabilmesi pek mümkün değil. Ancak siz de söylediniz acaraka ancak parke taşları döşeyebilirsiniz. Ancak onları yapabilirsiniz. Bütçeyle. Bir kısmını yapabilirsiniz. Hepsini de yapamazsınız. Doğru. Mümkün değil. Mesela biz 22 tane araç aldık. 22 evet. aracın 20'si de hibe bunların. Bunların 8 tanesi de sıfır araç. Yani bu işler koşturursanız, kafa yorarsanız, ilçenin dertleriyle dertlenirseniz, insanların dertleriyle dertlenirseniz, bir de kapılarda gider beklerseniz, işinizi kendiniz takip ederseniz, size insanlar o zaman destek oluyorlar, sıkıntı yok. Çünkü işin peşini bırakmayacaksınız, bu çok önemli bence. İşin peşini bırakmadığınız takdirde, gittiğiniz insanlar da bu işin peşini bırakmayacak. Buna destek olmak gerekiyor. Bizlerin verelim. Evet. Yani gerçekten böyle. Yani. Evet. Bunlar bu işler böyle işte. Yoksa ama siz Lapsekililer için bir şey istediniz hep. Hep öyle istedik. Yani. Kendimiz için hiçbir şey istemedik. Evet, onu demek istedik. Biz istesek Lapsekililer için istedik. Ama Allah'a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik bu ilçeyi 5 yılda değiştireceğiz demiştik ve 5 yılda
gerçekten iyi bir değişim yaşadık. Hele hele mesela hükümetimiz aracılığıyla yapılan çok büyük işler var Lapseki'de. Mesela hastanemiz sıfır hastane, yeni yapıldı. Evet. Çok güzel bir hastane. Hükümet binamız yeni yapıldı. Adliye binamız yeni yapıldı. Pinevli okulumuz yeni yapıldı. İmam Hatip Lisemiz yurduyla, spor salonuyla beraber yeni yapıldı. Bir ay içerisinde açılışı yapılacak. Çok güzel. Dalyan'da bir okul daha yapılıyor. İlk öğretim okulu yeni yapılıyor şu anda. Binanın kabası bitti. İnşallah okullar kapandığında eski okul yıkılacak. Yanına kapalı spor salonu yapılacak. Bunlar çok önemli işler. Başka bir de köprü başladı, onu unutmayalım. Tabii en Çanakkale 2015 köprüsü zaten başlı başına müthiş bir proje. Elbette, yani Türkiye'nin en büyük projelerinden bir tanesi, mega projelerinin bir tanesi. Hatta dünyanın en büyük projelerinden bir tanesi. Lapseki'de, Lapseki'den geçiyor olması gerçekten bu bölgeyi her anlamda ayağa kaldırdı. Yani artık saatlerce gelip insanlar sıcağın gözünde, kışın soğukta, rüzgarda beklemeyecekler. Ne yapacaklar? Gelecekler 4 dakikada, Allah nasip ederse 18 Mart 2022'de inşallah hep beraber açacağız. Açıldığında da 4 dakikada karşıya geçiş yapmış olacaksınız. Bunlar önemli şeyler. Harika. Yani hükümetimizin yaptığı bölgeye tabii en büyük yatırım tabii ki köprü. Ama Lapseki'de de hükümetin ciddi yatırımları var. Bunlar önemli yatırımlar yani. Evet. Başkanım, hemen şeyin Lapseki'nin böyle çardağa geçişte bir orada bir yat limanı, balıkçı barınağı şeydi. Orada ne gibi çalışmalar yapıldı süreç içerisinde, 5 yıl içerisinde? Evet. Bakın, yat limanı ile ilgili 5 yıl değil, 2010 yılından beri uğraşıyoruz. Ben 2010 yılında ilçe başkanıydım. 2010 yılında başladık projeye. O proje burada Çanakkale'de başlamıştı. Ama Allah'a şükürler olsun ki bugün bize yapılacak. Olması çok önemli. O dönem Çanakkale konuşuluyordu. Ama biz işin peşini bırakmadık. Siz Çanakkale'den biraz böyle şeyi almış oldunuz galiba, değil mi, projeyi? Tabii uzun sürüyor. Bu süreçler uzun sürüyor. Evet. Uzun yıllar takip ettik. Şu anda yat limanının 2018'in Kasım ayında bütün işleri bitti. Sadece bu yılın içerisinde inşallah yap işlet devletle ihalesi yapılacak. Yat limanı yapıldığında çok önemli bir proje. Öncelikle balıkçılarımızın kaldıkları bölüm balıkçı barınağı modernleştirilecek. Daha sonrasında 5 tane parmak iskele ve sahil düzenlemeleriyle, sahil tesisleriyle birlikte 289 tane yatın kalabileceği, yaklaşık 300 tane yatın kalabileceği 5 tane parmak iskele olacak ve bu yat limanı Lapseki'ye yapıldığında yaklaşık burada 150 kişi çalışacak. Lapseki hem istihdam yönünden hem ekonomik yönden çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Esnafımıza çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Onun için bu kadar uğraştık. 9 yıldan beri işin peşini bırakmadık. Artık iş bundan sonra daha kolay. Çok talep var. Zaten sizin hakkınızmış ama. Ben öyle anladım şu an. Hani, evet, teşekkür ederim. Yani ilçe başkanlığı döneminizden beri kovaladığınız bir projeymiş bu. Başarıya da ulaştı anladığım kadarıyla, değil mi? Evet, bölgenin önemli projelerinden bir tanesi olarak düşünüyorum. Gerçekten çok önemli bir proje. Ki şöyle bir şey var başkanım. Yani yat deyince şimdi orada ciddi bir ekonomi şey de dönecek. Yani yatlar çünkü buraya bir nokta olarak haritalarına koyacaklar. Evet, bir de şöyle bir şey var mesela bu yat limanı ile ilgili. Bildiğim kadarıyla bana verilen bilgilerde Kuşadası'ndan İstanbul'a kadar çekek yeri olan yat limanı yok. Burada çekek yeri olacak. Doğru. Yani yatlar burada kışlık bakımını yapacaklar, burada gerekli bakımlarını yapacaklar. İstasyon olacak, yakıt istasyonu olacak. Tenis kortuna varana kadar var projenin içerisinde. Çok önemli bir proje. Bölgeye çok büyük katkısı olacak. Sadece ekonomik açıdan da çok katkısı olacağını inanıyorum. Onu söylüyorum. Yani bizim esnafımıza, vatandaşımıza, belediyemize, balıkçılarımıza çok büyük katkısı olacak. Bu proje önemli projelerden bir tanesi. Onun için 9 yıldır da takip ediyoruz. Evet. Peşini bırakmadık. Sizin hakkınızmış ama demin de söyledim ben size onu. Evet. Başkanım, şimdi Lapseki ismini de yazmamış seyircimiz ama Lapseki hayata geçirilen tüm bu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz demişler adınıza. Bu da benim üstümde kalmış olmasın. İzleyicimiz böyle yazmış. İsmini de herhalde birazdan yazar. Bunu da ben iletmiş olayım size. Başkanım, çok da önemli bir ben Lapseki'ye çok sayıda geldim gittim gazeteciliğim döneminde. Aslında çok da söylemek gerekirse böyle Lapseki'de yakışmayan da bir belediye binası vardı. Belediye hizmet binası vardı. Bu sorunu çözdük diyelim. Belediye hizmet binası ve kültür merkezi konusunda ne gibi çalışmalar yaptık? Biraz bilgi verebilir misiniz bu konuda da bizlere? Evet, gerçekten
Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde gene bir eksikliğimizdi. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmak istedi. Balkon nerede diye sorduk. Yok. Maalesef balkonumuz yoktu. Yok, evet. Belediye binasının balkonu yoktu. Ama camı açtık. Allah razı olsun. Açtı ve oradan konuştu vatandaşlarımıza. Çok mütevazilik. Orada gerçekten bir belediye binasında balkon olmaması tabii ki bir eksikliğimizdi. Biz bunun eksikliğini biliyorduk. Bir yaşlı geliyor. Bir özürlü engelli geliyor. Maalesef asansör yok. Yukarıya çıkamıyor. Eski bina. Evet. Rampası da yok. Yani rampamız da yok yani. Ama Allah'a şükürler olsun bugün itibariyle biz Yapsegi'de yeni bir belediye binasına kavuştuk. İnşallah yakın zamanda oraya taşıyacağız. Bir iki ufak tefek problemi var. Onları çözmeye çalışıyorlar. Bu hafta içerisinde çözerlerse İnşallah. Belki de haftaya belki taşınmış oluruz diye düşünüyorum. Ama önemli olan bu binanın yapılmasıydı. Modern bina yapıldı. Bütün ihtiyaçlara yıllarca Yapsegi Belediyesi'ne belki nüfusu 150 bin olana kadar çok rahat cevap verebilecek bir bina oldu. İçerisinde kültür merkezi de var. Salonu var. 400 kişilik bir salonu var. Tiyatro salonu, sineması var. Bunlar önemli tabii. Yapsegi'nin ihtiyaçlarıydı bunlar. Bunu çözdüğümüz için de çok mutluyum. Belki en önemli konulardan bir tanesi Yapsegi Belediyesi'nin biraz daha görünür yere çıktık. En azından Yapsegi Belediye binası göz önünde bir bina. Güzel bir bina. Çok da güzel bir bina oldu. Evet, güzel bir bina oldu. Hatta görüntüleri de var. Bu inşaat Öyle halinin mi? Görüntüleri de yayınlanıyor evet, televizyonumuzda. Son şekli daha da güzel. Evet. Son haliyle daha da dış, güzel. Dış tamamen cam kaplaması evet. var galiba değil mi? Evet, daha da güzel bir kaplaması oldu. Evet. Son haliyle çok da güzel çok, oldu. Çok güzel bir bina inşallah. 18 Mart'ta açma imkanımız var mı? Cumhurbaşkanı gelir mi açılışına acaba? Böyle bir planlama yaptınız veya bir teklif ilettiniz mi? Evet, aslında açılacak çok şeyimiz var. Evet. Böyle çok yaptığımız işlere işte ona açılış yapalım, buna açılış yapalım falan diye düşünmedik. Evet. Şu ana kadar bir doğal gaz açılış yaptık, bir de suya açılış yaptık. Evet. Halbuki çok iş yaptık. Mesela kanalizasyon açılışını yapmadık. Kanalizasyon artmasının işini açılışını yapmadık. Yani evet. çok işler, çocuk parkları yaptık, bir sürü şeyler yaptık. Ama açılışlar öyle çok fazla önemli değil. Bunlar önemli olan Yapsegi evet, halkına hizmet diyorsunuz. Evet, önemli evet. olan Yapsegi halkının ayağına hizmetin gitmesi ve onların da hizmetten memnun olması. Bizim için önemli olan odur. Bütün mesele bu. Evet. Programın başında da söyledim, mutlaka Yapsegi'ye gidin dedim Çanakkale'li vatandaşlarımıza. Orada dedim, yani sosyal tesisler var, 15 Temmuz Parkı var, oraları mutlaka bir gezin, hem güzel bir hava alın, hem bir evet. muhteşem de bir manzara var orada, evet. Boğaz manzarası var. Sosyal tesisler konusunda neler yaptık başkan? Bakın şöyle söyleyelim, biz seçildiğimizde sahilde çay içebileceğiniz doğru düzgün bir yer yoktu. O sosyal tesisler çok önemli vatandaş için. Sosyal tesislerin birincisine başlattık. Öncelikle yine Cumhurbaşkanımız Yapsegi'ye geldiği gün açıldı orası. 14 evet. Mart 2015'te açtık birincisini. Yapsegi'de şu anda iki tane belediyenin sahilde Denizli Nazır, denizin kenarında sosyal tesisi var. Sosyal tesis dediğimizde insanların ihtiyaçlarını giderebilecek yaklaşık olarak 1500 sandalyemiz var. Yaz döneminde bu 1500 sandalye yetmiyor. Çevrede belki çevresinde bunun aralarda oturulacak alanlar var, evet. piknik alanları var, sahilde banklarımız var. Bunların hepsi tıklım tıklım oluyor. Artık vatandaşımız sosyal tesislerle birlikte sahile inmeye başladı, sahilde akşamları çay içmeye başladı. Hele hele kadınlarımız artık günlerini de sosyal tesislerde yapmaya başladı. Çok Bunlar güzel. Önemli şeyler, gerçekten önemli şeyler. Tabii bu sosyal tesislerin yanına 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı yaptık. Bu da çok önemliydi. Çocukların oyun alanları çok var bu alan içerisinde. Mesela ben Yapsegi ile ilgili ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bu sosyal tesislerin yanında parklar var. Bir tane parkımız var orada, Barış Manço Parkımız var. Bir gün bir hanımefendi ne dedi biliyor musunuz? Orada ben gezerim zaman zaman. Gezerken evet. dedi ki, başkanım dedi, ben dedi bu parkta büyüdüm dedi. Burada bir dinozor var. Orada dinozor vardı o zaman. Evet. Bu dinozor da kayarak büyüdüm dedi. Benim çocuğum da burada kayarak büyüyor. Bunlar hala değişmeyecek mi dedi. Ben utandım açıkçası. Hemen müdahale ettik. Kısa zamanda değiştirdik. Şimdi tekrar değiştirdik. Bak 2 sene önce, 3 sene önce değiştirmiştik. 3 sene önce. Şimdi daha güzelini yaptık. Şu anda daha da güzeli yapıldı. Bakın düşünebiliyor musunuz? Bir ilçede ne kadar çabuk değişim olmadığını. Onun için
Başkanların çalışması lazım. Başkanların daha çok çalışması lazım. Başkanların sizin gibi çalışması lazım. Evet, başkanların daha çok çalışması lazım. Anladım. Başkanım, az önce de ifade ettiniz bu kapalı pazar yeri. Ben 2014'teki vaatlerimin %80'ini 90'ını yerine falan getirdim. Yerine getirdim demiştiniz. Evet. Herhalde bu pazar yeri de nadir yapılamayan %10 arasına giren ve mutlaka sebebi de var. Evet. Hem neden yapılamadı bir sebebini alalım sizden, ben de bilgilenmiş olayım konuyla alakalı. Şimdi lapsekiller de bilgilensinler. Aynen, kesinlikle tabii. Vatandaşlarımız da bilgilensinler. Şimdi biz pazar yeriyle ilgili çevre yolunda meyve toplama yerinin yanında 13 dönüm yer satın aldık. Paramızla satın aldık. Oraya pazar yeri projemizi çizdirdik, hazırladık. Fakat vatandaşlarımızdan bazı talepler geldi. Dediler ki burası uzak. Yani uzak dediğimiz yerde şu andaki belediye binamıza, yeni yapılan belediye binamıza 550 metre. Yakın. 550 metre. Aslında Lapseki içi de yakın gibi geldi yani, bana. Çünkü şu anda yeni yapılan köprüye, belediye binamıza, yeni belediye binamıza 550 metre mesafede. Uzak dediler. Tabii vatandaştan böyle bir talep gelince bizim için vatandaşların talebi önemli. Kesinlikle. Biz bunun üzerine tekrar bir çalışma yaptık. Onların bir isteği vardır. Şu andaki mevcut belediye garajının olduğu yer ve soğuk hava deposu mevcut şu anda kullandığımız alanı istediler. Biz de bununla ilgili bir çalışma başlattık. Orayla ilgili bir çalışma yaptık. Orası fakat küçük bir yer. Orası 4000 metrekare bir yer. Evet. 4000 metrekare olduğu zaman katlı yapmak zorundasınız. Ama biz vatandaşlarımızı yine kırmadık. Burayla da ilgili projelerimizi yaptırdık. Evet. Ama vatandaşlar arasında şöyle bir sıkıntı oldu. Öbür tarafa başlasak bu tarafı isteyenler bize kızacaklar. Bu tarafa başlasak o zaman öbür tarafı isteyenler. Yani iki tarafta da bir sıkıntı oldu. Öbür tarafı isteyenler bize bu defa kızacaklardı. Başkanım, katlı pazar yeriyle alakalı bir sıkıntı var. Onu hemen anlatayım size. Aynısı Kepez Belediyesi'nde de yapıldı. Doğru. Bu sefer hesaplanmayan bir şey var. O herkes unutmuş onu herhalde. Bu sefer yaşlılar merdivenlere çıkmakta sorun yaşadıkları için ciddi problem oldu Kepez'deki yer. Öyle bir problem var. Ben de Kepez'de olduğum için oradan biliyorum. Yani katlı pazar yeri özellikle yaşlı insanlarımızın oraya çıkması, inmesi epey bir sıkıntı oluşturuyor. Bir daha bir gözden geçirmek lazım projeyi. Kaldı ki işte birinci kata kimi koyacaksınız? İkinci katta kim olacak? Üçüncü katta kim olacak? Sıkıntılı tabii. Üç katlı olması gerekiyor. Bu sefer üst katlara çıkılmıyormuş. Yüksek. Evet. Bunun tabii sadece şunu söylemek lazım. Planlamalar yapılırken 3 sene 5 sene olarak düşünülmemeli. Tabii. Ben şu andaki bizim pazar yerinin mevcut yerinin olduğunu 55 yıl öncesini biliyorum. 55 yıl öncesini çocukluğumdan biliyorum. Pazar orada yapılıyordu ama değiştiremiyorsunuz. Çok kolay değil bunlar. Onun için kesinlikle planlamayı iyi yapmak lazım. İşte vatandaşlar arasında böyle bir ikilem çıkınca biz iki tarafında projesini çizdirdik. Dedik ki şu anda başlamıyoruz. Allah bize nasip ederse seçimlerden sonra referandum yapacağız. Vatandaşımız nereyi tercih ederse. Çok güzel bir uygulama. Demokratik bir uygulama. Demokratik bir uygulama yapacağız. Nereyi tercih ederlerse oraya pazar yerini yapacağız diye vatandaşımıza o şekilde anlatıyoruz. Taahhüdünüz var. Lapsekililer de o şekilde bilsinler. Bunun için pazar yerini yapmadık. Yoksa ilk başladığımızdaki gibi olsaydı zaten tek katlı olduğu için 6 ay içerisinde, 8 ay içerisinde öbür taraf için söylüyorum. Olsaydı 8 ay içerisinde bitirecektik zaten. Başkanım, gene üzerime kalmasın benim. Sayın Adnan Kaya, Lapseki Belediye Başkanımız ne kadar hizmet yaptıysa hepsini hak ederek yapmıştır. Tebrikler sunarım. Başarılı devam edilirim. Daima bizleri Lapseki halkı olarak desteklemeye sonuna kadar devam edeceğiz. Sizi bir destek yazmış izleyicimiz. Başkanım, şimdi az önce de sık sık da aslında tüyo da veriyorsunuz bence. Diyorsunuz ki yani Lapseki'nin nereye gideceğini bilmiyoruz. Doğru. Çünkü özellikle köprüyle beraber ciddi oraya da bir Türkiye'nin tüm ilgisi belki oraya toplandı. Siz de bu durumla alakalı belki bu da çok önemli. Sit alanı sorunu ve alanla ilgili neler yaptınız? Özellikle koruma amaçlı imar planlarını revize ederek inşaat, yapı ruhsatı verilmeyen noktalarda denetimli imar ve tadilatla alakalı çalışmalar yaptınız. Bunlarla ilgili bize bilgi verebilecek misiniz? Evet, maalesef Lapseki'nin yoldan yukarısı 1995 yılında sit alanı konulmuş ve 2017 yılına kadar sit alanı kalmış. Yıllarca insanlar mağdur olmuş. 21 yıl, 22 yıl insanlar mağdur olmuşlar. Biz geldiğimizde bunların çalışmalarını hızlı bir şekilde
başlattık ve 2017 yılı itibariyle Lapseki'de yoldan yukarıda sit alanını kaldırmış olduk. Üçüncü derece sit alanı olan yerlerde yapılaşmaya şu anda müsaade ediliyor. Gerekli yarışmalar yapıldıktan sonra şu anda inşaat yapımları artık başladı. Bir de sit alanı sevgili seyircilerimiz belki biliyor. Sit alanı dedikleri zaman çok sıkıntılı bir durumdur. Ben evet. Özellikle Gelibolu Yarımadası'nda bilirim bazı yerlerde. Yani çatınız akar, çatınıza çivi bile çakamazsınız. Evet. Böyle bir sıkıntı vardır. Evet, tabii sıkıntı. O yasal her şeyi uygularsanız, her şeyi kitaptaki gibi yaparsanız olmaz bu işler. Her şey kitaptaki gibi değildir. Evet. Neticede o kitabı da insanlar yazıyor. Kesinlikle. Onun için esnek olmak lazım biraz. Evet. Lapsekililer beni bilirler. Ben biraz esneyimdir o konuda. Elbette. Onun için işler böyle çok hızlı yürümüş. Evet. Yoksa öbür türlü yürümez. Öbür türlü yürümez. Yoksa belki risk aldığınız zaman, yani bu işleri yaparken de belirli bir esneklik yaptığınız zaman riskini de almış oluyorsunuz bir elbette belediye başkanı risk olarak. Risk almak gerekiyor. Risk almadan hiçbir şey yapamazsınız. Kesin haklısınız o konuda. Bu koltukta oturursanız hiç risk yoktur. Sıkıntı da yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ama buradan kalktığınızda, koşmaya başladığınızda düşebilirsiniz. Kalkamayabilirsiniz. Bacağınız kırılabilir. Sürekli risk vardır. Onun için risk alacaksınız. Siz onun için bu koltuktasınız. Risk kesinlikle almadığınız zaman olmaz. Bunlar olacak hepsi. Risk alacaksınız. Çünkü 21 yıl insanlar mağdur olmuşlar. Şu anda da Dalyan Bahçeli Evler'in sit alanını birkaç ay içerisinde inşallah kaldırıyoruz. Orası da orası da son aşamaya geldi. Evet. Yani Lapseki sit alanı yönünden epey sıkıntılıydı. Onun için Çanakkale'ye doğru sit alanı olduğu için Çanakkale'ye doğru uzadı geldi. Şimdi artık bundan sonra yukarıdaki mahallelerde inşaat çalışmaları başlayacak. Bundan sonra esas Lapseki'nin sağlam zemini de yukarılarda. Evet. Ve çok da güzeldir yani, denize nazırdır. Ooo iyi güzel. Çok güzel oraları. Başkanım şimdi o zaman Lapseki bundan sonraki dönemde sağa sola bir yukarı doğru mu? Yani yamaca yukarıya mı doğru büyüyecek? Da gidecek. Evet, evet yukarıya anladım. Doğru da gidecek. Zaten öyle olmadı. Tek tarafa doğru böyle. Bir de şöyle bir şey oldu. Köprü bir yerde önümüzü kesmiş oldu. Çünkü köprü imar alanımızın içerisinden geçiyor. Köprü evet. Bir yerde önümüzü kesmiş oldu. Önümüz geçince biz şimdi çevreye doğru yayılacağız. Dalyan'a doğru yayılacağız. Dalyan taraflarında yeni alanlar, imar alanları açılacak. Oradaki sit alanında kalktığında hem Lapseki'nin içindeki sit alanı kalkmış oldu hem Dalyan'da kalktığında biraz daha Lapseki rahatlamış olacak. Evet, başkanım yine bir izleyicimiz yazmış. Ben okuyayım, üstümde kalmasın benim. Lapseki kaliteli büyüyen, kalkınan bir ilçe olmayı Eyüp Başkan ile başarmıştır. Her zaman destekliyoruz. Şükran Büyük Karakaya. Teşekkür ediyoruz. Bizde kalmasın. Bunları geldikçe size ileteceğim. Bir de tabii Lapseki şehitliği, iki atlatlı ve mezarlıkta neler yapıldı? Orada da çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Onlarla ilgili bize kısa bir bilgi verebilecek misiniz başkanım? Bakın bunlar çok önemli. Şehitlik çok önemlidir. Bir çok, ilçenin, çok güzel oldu orası. Bir ilçenin evet. Olmazsa olmazlarından bir tanesi şehitliktir. Biz geldiğimizde çok üzülerek söylüyorum. Yere döşediğimiz parke taşlar var ya, parke taşlarla Lapseki şehitliği yazıyordu. Ben Lapseki'li vatandaş olarak ondan utanıyordum. Gelir gelmez ilk yaptığımız iş. 25 Eylül'e yetiştirdik onu. Lapseki'nin kurtuluşuna yetiştirdik seçildikten sonra. Evet. İlk yaptığımız işlerden bir tanesi Lapseki'ye yeni bir şehitlik yapmaktı. Yaptık ve şu anda güzel bir şehitliğimiz var. Ya şehitlik diyoruz. Yani Lapseki Belediyesi bir şehitlik yapmak için para bulamıyorsa vay halimize yani. Onun için şehitlik bizim için çok önemli. Şehitlerimiz bizim için çok önemli. Ekranda da görünüyor. Onlar, çok da evet, güzel oldu evet. Başkanım. Onlar hakikaten için, ellerinize sağlık yani. Onlar bizim için canlarını vermişler. Biz onlar için bir şehitlik yapmışız hiçbir şey. Mesela bir de iki alatlı var. Osmanlı şehitliğimiz var evet, orada iki evet. tane. Orası ormanın içerisinde kalmıştı. Orası da pırıl pırıl bir yer oldu. Gerçekten orası da farklı bir yer oldu. Evet. Orayı da gün yüzüne çok çıkardık. Güzel. Mezarlar ormanların içinde kalmıştı. Hepsini bulduk, çıkarttık gün yüzüne. Güzel bir şehitlik oraya yapılmış oldu. Bir de mezarlığımız çok önemliydi. Evet. Mezarlıklar evet. Hepimizin en sevdiği insanlar orada yatıyor. Oraya bir kesinlikle. Değer vermemiz gerekiyor. Orası gerçekten bizim mezarlığımıza bugün gittiğinizde öncesini söyleyecek olursam maalesef işte yollar çamurdu, tozdu, şöyleydi, böyleydi. Ama bugün gittiğinizde ağaçlarının badanasına kadar hepsi pırıl. Orada görevli iki tane görevlimiz vardır. 24 saat orada görebilirler. Mesaisini orada yaparlar. Bir sıkıntı olduğunda giderler. Hayırlı akşamlarda, hayırlı günlerde orada Kur'an okunur. Mezarlığımızın her yerinde Kur'an okunur. Biz çok değer veriyoruz. Bizim için şehitlikler, mezarlıklar çok önemlidir. Onun için de ilk yaptığımız işlerden bir tanesi şehitliğe müdahale etmek şehitliktir. Kaldı ki şu anda yeni bir şehitlik projemiz var. Öyle mi? Eski hastanenin yerine de projesi hazır, sponsoru hazır.
Yeni bir şehitlik yapıyoruz. İnşallah 1 Nisan'dan sonra hemen başlayacağım. Vatandaşlarımız şunu da bilsinler. Bir sonraki programda önümüzdeki dönem yapacağımız projeleri anlatacağız. Evet. Onlara da çok girmeden böyle küçük hatta diyorlar, özellikle girmeyin. Evet. Küçük diyorlar vererek geçelim. Evet. Onlarla ben bugün inceledim yeni dönem projelerinizi. Onlarda da böyle görsel çok güzel şeyler var. Evet. Hem bir yandan anlatacaksınız hem de bir yandan görsel olarak televizyondan yansıyacak. Evet, ama bunun haricinde İyi yayınlar başkanımıza yıllar önce mesaiden tanırım. Dürüst, çalışkan, Lapseki için büyük nimet, saygılar demiş Mustafa Karacan. Çok teşekkür mesaj geldi. Hocam. Nasıl okuyacağız bunları? Okumayınca da başkanım darılıyorlar. Evet, bir de öyle bir durum var. Eyüp Yılmaz başkanımız çok kıymetli bir şahsiyettir. 13 yıllık Lapseki'li olarak tüm değişimi ve dönüşümü hayranlıkla izliyoruz. Tabii bunları Lapseki'de bu değişimi yaşayanlar yazıyor. Evet. Biz şimdi çok fazla Çanakkale merkezde olduğumuz için başka çok fazla belki hissedemiyoruz ama evet. Lapseki'de yaşayanlar bu değişimi çok ciddi derecede hissediyorlardır. Yaptığı işler kadar kalbi de çok güzel bir insandır. Allah kendisinden razı olsun. Başarıların devamını diliyoruz. Aycan Atalay yazmış bunu da. Vallahi başkanım sizi çok seviyorlar Lapseki'de. Evet. Allah razı olsun. Gerçekten biz sadece her zaman şunu söyleriz. Yolları yaparız. Köprüleri yaparız, kanalizasyonu yaparız, su yaparız ama insanların gönlüne girebilmek, insanların gönlünü alabilmek çok önemlidir. Çocuklarla farklı bir ilişkimiz vardır. Aa evet. Yani çocuklar beni gördüğünde, karşıdan bir çocuk gördüğünde muhakkak gülümsemeye başlar. Yanıma gelir, boynuma sarılır böyle. Öyle bir ilişkimiz var. Ben çocukları çok severim. Harika. Sürekli onları ziyaret ederim. Okullarda gider zaman zaman küçük hediyeler vermeye çalışırım onlara. Onlarla beraber olmaya çalışırım. Top oynarlardık ya onları seyrederim filan. Bunlar önemli. Az önce söylediğim gibi gerçekten işleri bir şekilde yapıyorsunuz ama insanların gönlüne girebilmek, insanların ihtiyacı olduğunda, iyi gününde, kötü gününde, düğününde, bayramında, cenazesinde, mevlüdünde yanında olabilmek bunlar daha farklı şeyler. Bunları yapabiliyorsak ne mutlu bizlere. İşte bunu yapabilmek önemli. Elimizden geldiği kadar gerçekten evet. Lapseki'de biz bunları yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da daha fazlasıyla yapmaya çalışacağız. Geçtiğimiz dönem biraz vatandaşlarımızı ihmal ettiğimizi düşünüyorum. İşlerin yoğunluğundan. Gerçekten kanalizasyonda evet. 8-10 yerde çalışıyorlar. Suda 8-10 yerde çalışıyorlar. Böyle bir yoğun dönem geçirdik. İnşallah bu önümüzdeki dönem bu kadar yoğunluğumuz olmayacak. İşlerimiz daha kolay. Evet, gene bir izleyicimiz yazmış. Yine size çok teşekkür ediyor. Bir dönemde 4 dönemlik iş yaptı. Bir dönem daha Lapseki'de bu görevi devam ettirirse Lapseki bölgenin yıldızı olur demiş bir izleyicimiz de. Başkanım bu kadar çok iş yaptınız. Şimdi köprü de çok büyük bir konu. Yani orayı ciddi derece Lapseki'nin ismini de çok ön plana çıkardı. Yani çok da önemli altyapı her şey yavaş yavaş tamamlandı. Bundan sonraki dönemde de özellikle yat limanı falan anlattınız şeyde programda. Turizm nasıl gelişir Lapseki'de? Turizmle ilgili kısa böyle bir şeyiniz var mı? Hani şunları da yapabiliriz. Evet. Yani katkı açısından belki bölge esnafına ya da Lapseki esnafına. Çok önemli. Ama bakın isterseniz bunu bir sonraki programa bırakalım. Tamam, okey. Çünkü diğer projelere bağlamamız gerekiyor. Tamam, yani, anladım. Oraya turizmi, turisti çekebilmek için altlığa ihtiyacımız var. Bu altlığı da işte yerel yönetim olarak biz, özel sektör olarak, iş adamlarımız hepimizin taşın altına elini koymamız gerekiyor. Bu dönem içerisinde inşallah önümüzdeki dönem içerisinde bunu yapacağız. Bu projelerle birlikte gerçekten insanlar Lapseki'ye niye gelsin diye biz önce kendimize sormamız lazım. İşte biz bunu sorduk. Önümüzdeki dönem için hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Projeleri anlatırken bunları hepsini tek tek anlatacağım ve birbirine bağlantısını anlatacağım. İşte bunları yaptığımızda insanlar Lapseki'ye gelmeye başlayacaklar. Daha fazla turist gelecek. Yerlisi de gelecek, yabancısı da gelecek. Harika. Bunlar çok önemli. Mesela bir sahil projemiz var. Çok iddialıyım sahil projemize. Bir sonraki şeyde anlatacağız detaylarını. Bu bölgede öyle bir proje de. Yok. Evet. Hemen bir tane daha Eyüp Başkan hizmetleriyle bölgenin en çok çalışan ve sevilen başkanlarındandır. İsmail Özen yazmış. Kültür ve sanat etkinlikleri de vardı başkanım. Evet. Özellikle Ramazan aylarında falan çok ciddi önemli etkinlikler yapıyorsunuz. Evet, siz de hatta misafir etmiştik. Misafir etmiştik, canlı yayın da yapmıştık. Canlı yayın da yapmıştık. Onlarla ilgili bize biraz bilgiler verebilecek misiniz başkanım? Elbette ki. Tabii ki diğer işleri yapıyoruz ama onun yanında sosyal faaliyetler, kültürel faaliyetleri de yapmak gerekiyor. Bunlar kesinlikle. Da önemli. Sizin söylediğiniz mesela biz geldiğimizden beri 30 gün Ramazan'da
her gün iftar programlarımız oluyor ve iftar soframız oluyor. Bu çok önemli. İnsanları birleştiriyoruz. Zenginiyle, fakiriyle, yaşlısıyla, genciyle hepimiz aynı sofraya oturuyoruz. Bu çok önemli. Bunun yanında işte iftar sofrasından kalkıp programımız başlıyor, programlar başlıyor. Bunlar çok da çok önemli. Çocuklara yönelik programlar, gençlere yönelik programlar, kadınlara yönelik. Bir nostalji de olmuş oluyor değil mi Ramazan ayı için? Eskileri hatırlamış oluyoruz. Evet, kesinlikle. Bunun üzerinden gittiğimizde eskileri hatırlamış oluyoruz. Bunlar önemli şeyler. İnsanların kaynaşması açısından, birbirleriyle tanışması açısından, ilçenin bütünlüğü açısından bunlar çok önemli. İnsanları birleştirmemiz gerekiyor. İnsanları ayrıştırmamız gerekiyor. İşte bütün mesele bu. İnsanları o sofrada buluşturabiliyorsak, o konserde buluşturabiliyorsak, o programda buluşturabiliyorsak ne mutlu bizlere. Mesela kültür gezilerimiz var bizim. Evet. Bakın bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 1200 tane hanımefendiyi şehitliklere götürdük. 1200 evet. tane hanımefendiyi şehitliklere götürdük. Onlarla beraber haberini yaptık, oradan biliyoruz. Evet, çok güzel. Onlarla beraber gezdik, evet. dolaştık. Dua ettik şehitlerimize hep beraber. Mevlüt okutturduk. Hep beraber dualarımızı yaptık. Gittiğimiz her yerde şehitlerimiz için dua ettik. O 1200 tane hanımefendinin karşıya götürülmesi önemli bir şey bence. Geçen yıl 750 kişi, 800 kişi gitmişti. Bu sene 1200 kişi oldu. Belki önümüzdeki yıllarda bu artık ikincisini yaptık. Üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi olarak devam edecek. Bunlar önemli şeyler. Mesela bizim kültür gezilerimiz var. Bursa, Edirne, İstanbul. Çok güzel. Sürekli kadınlarımız, erkeklerimiz giderler, camileri, özel yerleri gezerler, dolaşırlar. Kültür gezilerimiz sürekli devam eder. Şehitliklerimize sürekli vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz giderler, şehitlikleri gezdiririz. Bunlar önemli şeyler. Bunlar olması gerekiyor. Biz çoğu zaman anlatmayız ama artık şey sürecine girdik, seçim sürecine girdik. Birkaç şeyi de söyleyelim. Laptekili vatandaşlarımız da bilsinler. Gerçekten bizim nerede yaşlımız var, nerede engellimiz var, nerede muhtaç var, nerede fakir var, bunları hepsi bizde kaydı vardır. Onlara günlük yardım yapılanlar var. Aşevimiz var. Evet. Günlük yardım yapılanlar var. Haftalık yardım yapılanlar var. Aylık, iki aylık yardım yapılanlar var. Mesela bunların yanında Çanakkale'ye gelen bütün öğrencilerimizi biz bedavaya getiririz. Okumaya gelen öğrencilerimizi. Gelibolu'ya giden bütün öğrencilerimizi bedavaya göndeririz. Yani Lapseki Belediyesi karşılar bunu. Evet. Mesela evet. geçtiğimiz yıl yaklaşık 175 tane öğrencimizin ihtiyaçlarını giderdik. Eğitimle ilgili. Harika. Kimisinin montuna bot aldık, kimisine mont aldık, kimisine ayakkabı aldık, kimisine kıyafet aldık, kimisine önlük aldık, kimisine kırtasiye, kimisinin her şeyini aldık, çantasını aldık. Yani bunları mesela bugüne kadar çok anlatmadık ama bu programda söylemiş olalım. Lapsekililer de bunları bilmesi lazım. Bunlar da çok önemli şeylerdir. Kesinlikle. Elbette ki diğer işleri yapacağız ama bunlar da bizim görevimiz. Mesela okullara yaptığımız yardımlar, okullara her türlü yardımı yaparız. Eğitime çok büyük katkımız var. Lapseki Belediyesi olarak eğitime çok büyük katkı sağlıyoruz. En önemli şeylerden bir tanesi de belki uyumdur. Lapseki'de evet. biz gerçekten evet. Kamu kurumlarıyla, özel sektörleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, yerel yönetimiyle, muhtarlarıyla çok iyi bir uyum içerisindeyiz. Bu çok önemli. Bakın bu uyum olduğu sürece bu ilçeye yardımlar, hizmetler gelmeye devam eder. Çünkü sağ olsun bizim milletvekillerimiz, eski geçmiş milletvekillerimiz, bugünkü milletvekillerimiz, Jülide Hanım olsun, Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan olsun, bize çok büyük destekler veriyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Sayın Valimiz bize çok büyük destek veriyor. Kaymakam Bey aynı şekilde. Sivil toplum kuruluşlarıyla iyi ilişkilerimiz var. Bunlar önemli şeyler. Yoksa evet. öbür türlü kurumun biriyle öbürü çekişmesiyle ilçe zarar görür. Ben olduğum sürece buna da asla müsaade etmem. Evet. Başkanım o kadar çok mesaj geliyor ki herkes bir kere teşekkür ediyor. Bir de ama şunu aralarından ben böyle farklı olanını seçmeye çalışıyorum. Genelde inanılmaz son şeyde özellikle müthiş şeyler geldi. Hepsini okumam mümkün değil. Yani programımızın şeyi süresi de yetmez buna. Ama aralarından böyle farklı olanları seçiyorum. Eyüp Başkan Lapseki'de esnafa sahip çıkan bir başkandır.
Daha önceleri esnafa cezaevi kuralları uygulanıyordu. Sedat Can yazmış bunu da. Farklı olduğu için aralarından seçerek gitmeye çalıştım başkanım. Ama o kadar çok, şimdi programdan sonra bakacağız sizden arada. Evet. Çünkü çok şey var. Herkes de çok ciddi derecede size teşekkür ediyor. Yaptığınız yatırımlarla ilgili inanılmaz derecede burada görüyorum ki Lapsekiler bu yaptığınız tüm çalışmalar, tüm zahmet çekmelerine karşın inanılmaz derecede memnunlar. Ben en azından gelen mesajlardan onları anlıyorum. Ciddi derecede size teşekkür ediyorlar. Anladığım kadarıyla gerçekten Lapsekiler sizinle, sizin gibi bir başkanlar oldukları evet. için çok gururlular. O ciddi derecede bunları da mesajla ortaya çıkarmış durumdalar. Tabii ki. Biz de Lapsekilileri çok seviyoruz. Onlara hizmetkar olmaya inşallah devam edeceğiz. Evet. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bundan sonraki, bir sonraki hafta yine aynı gün aynı saatte, yine çarşamba günü saat 20'de gene sizinle beraber olacağız. Ve bu sefer daha heyecanlı olacağız. Evet. Çünkü Lapsekil'de yeni dönemde yapmayı planladığımız yatırımları konuşacağız, tartışacağız evet. burada. Bugün bu gece yoğun da bir dönemdesiniz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Zahmet verdik. Yorgundunuz, biraz daha yorduk sizi. Evet. Onun için de özür diliyoruz. Katıldığınız için ise çok mutluyuz ama. Ben çok teşekkür ediyorum. Belki bir sonraki programı seyredemeyecek Lapsekili kardeşlerimiz olabilir. Lapsekili hemşerilerimiz olabilir. Onlara buradan bir mesaj verelim. Tabii, buyurun. Biz bugüne kadar Lapseki'ye elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde de gerçekten zor günleri atlattık. Önümüzdeki dönem Lapseki için daha kolay. Biz eğer ki Rabbimize nasip ederse 31 Mart'ta tekrar sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanım çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bir sonraki programda yine yerel seçim 2019'da sizi konuk edeceğiz ve yeni dönem projelerine hem görsel olarak da hem sizin anlatımlarınızla Ton TV ekranlarından 36 ülkeye ve Lapsekililere bunları tanıtmış olacağız. Çok teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için. Ben de size teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, yerel seçim 2019 programı bu akşamlık sona erdi. Bir başka yerel seçim 2019 programında tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlar.